Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir videoyla gene karşınızdayız. Bugün size muhteşem bir pasta kreması tarifi vermek istiyorum. Kekini bugün vermeyeceğim size tarif olarak. Yalnız üstünde olan bu muhteşem gördüğünüz kremanın tarifini vereceğim. Yapmanızı da mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü bu kremayı isterseniz pastanın içine verin, yani içine döşeyin, üstüne yapın ve isterseniz hatta bu kremayı şekerleme hamuruyla kaplayın. Yani o kadar nefis bir krema tarifi vereceğim burada size. Yapmak istediğiniz keki hazırlayabilirsiniz. Yani isterseniz açık renkli bir kek yapın, isterseniz çikolatlı bir kek yapın. Bu krema ikisini de çok güzel yakışıyor. Şurada da size zaten ağır çekimde göstermek istiyorum ne kadar güzel bir krema olduğunu. Dediğim gibi kekin tarifini vermeyeceğim burada ve mutlaka deneyin ve ne kadar beğeneceğinizi siz de göreceksiniz. Çünkü çok böyle katı olan bir krema, yani görüyorsunuz burada da zaten. Ve hemen isterseniz yapılışına geçelim. Unutmadan da söyleyeyim, bu malzemenin miktarını, yani kremanın miktarını gene videonun sonunda bulabilirsiniz. Öncelikle bu işe başlamadan önce pudingimizi hazırlıyoruz. Yani istediğiniz markadan çikolatalı puding alın ve nasıl yazılıyorsa öyle hazırlayın. Ama 500 milim sütten değil, yalnız 400 milim sütten çalışacağız. 400 milim sütün 300 milimini tenceremize döküyoruz ve kaynatmaya veriyoruz sütümüzü. Bu sırada da pudingimizi şekerle ve 100 milimle, yani 100 milim sütle karıştırıyoruz. Sütümüz kaynadıktan sonra kenara çekiyoruz ve hazırladığımız o pudingli karışımı içine dökeceğiz şimdi. İçine döktükten sonra gene karıştıracağız ve gene ocağın üstüne vereceğiz tenceremizi. Katı olana kadar bunu birazcık böyle kaynatacağız. Fazla sürmüyor zaten. Katı olunca kenara çekeceğiz. İstediğimiz kıvamı şimdi elde ettik. Artık tencereyi kenara çekelim. İçine 50 gram sütlü çikolata, 50 gram bitter çikolata verelim. Karıştıralım ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutalım. Ara sıra hep gene karıştıralım pudingimizi. Bu sırada da oda sıcaklığında olan tereyağımızın içine pudra şekeri dökelim ve mikserimizden yaklaşık şöyle 2-3 dakika çırpalım bunu. Ve çırpma işlemi bittikten sonra oda sıcaklığına soğumuş olan pudingimizi kaşık kaşık bu karışımın içine veriyoruz. Ta ki pudingimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani pudingimizi tereyağlı karışımın içine güzelcene yediriyoruz. Ama kaşık kaşık, dediğim gibi. Ve bu işlemden sonra kremamız artık hazırdır. Ben bir gün önce kekimi pişirmiştim zaten. Ve şimdi de kremamı, yani hazırlamış olduğum bu güzel kremayı üstüne veriyorum. Düzelteceğim. Sonra yaydıktan sonra her şeyi, yani düzelttikten sonra buzdolabına vereceğim kremamı 2 saatliğine. 2 saat sonra da hazırladığınız pastayı artık servis edebilirsiniz. Bu durumda da videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz parmaklar yukarı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve inşallah gene görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum size. Bye.